AVAX üzerine aynı zamanda biraz da TVT'den bahsedeceğiz. Piyasa genelindeki daha çok major altcoin'lere de kısadan diyelim bir göz atmaya çalışacağız. Haber de böyle işte. Bitcoin dar bir aralıkta işlem görürken TVT ve AVAX fiyat patlaması yaşıyor diyor. Evet, Bitcoin aslında çok dar bir aralıkta işlem görmüyor. Yani fena hareket etmiyor volatiliteli. Ama dengesiz hareket ediyor. Çok böyle mantıklı hareketler yapmadığını görüyorsunuzdur zaten. 4 saatlik de yok işte MA50'nin altına yokladı falan tarzında. Şu an tekrar saatlik de hareketli ortalamayı almaya çalışıyor. Bakın şuradaki çakılma mesela. Ya böyle enteresan bir garabet var diyebilirim yani Bitcoin'in üzerinde. Dolayısıyla altcoin'ler bu noktada çok da avantajlı değil aslında. AVAX'a baktığımızda AVAX tabii ki iyi yükseliyor. AVAX'ın 9.6'ların altındayken yukarı yönlü meyilinin çok yüksek olacağıyla alakalı daha önceden konuştuk. Bu noktada Bitcoin öyle aman aman hareketler yapmamasına rağmen son yükselişte AVAX belli bir gaz aldı. Bir de son vakitlerde tabii yıldan çağının kullanım oranları da azımsanmayacak derecede ciddi artış kaydedince bu sefer iyice yukarı fiyatları kaydetmeye başladı şimdiden. O dolayısıyla gayet iyi. Alım konusu öneriyor muyum? Önermiyorum. 9.6'ların altındayken zaten özellikle 9 civarlarındayken vesaire alım için ne kadar ideal olduğunu konuştuk. O zaman almadıysanız ya tabii ki uzun vade hala alınabilir de o zamanlar almayı yani iyi bir alım noktasındayken alım yapmayı öğrenmek gerekiyor. Yoksa bazen sıkıntı yaşanabiliyor. TVT'den bahsediyor. TVT benim çok radarımda değil, çok beğendiğim bir proje de değil. Tabii zamanında CZ tweet attı, resmen bir ölü diriltti. O zamanlar şöyle hatta bakalım, bakın Kasım ayında FTX çöktü ya, FTX'in çöküşünden sonra Binance bir takım cüzdan altyapılarını ve cüzdan projelerini övdü. CZ hatta Twitter'dan bunu övdükten sonra hemen ardından da bu sefer tuttu. TVT'yi paylaştı. CZ'nin bu paylaşımı üstüne zaten cüzdanlar ve dahi DeFi projeleri FTX çöküşünden sonra gaza almıştı. Hala da bunun etkileri sürüyor. O zamanki kadar yüksek bir dopingle olmasa bile CZ'de tutup TVT'yi açık açık övünce ve Binance'ın desteklediğini dile getirince Coin tabi ATH yaptı ve iki parti ATH'la bakın neredeyse 2-3 çeyreklere kadar 2.75 lira kadar fırlayan bir 2.74'lerde bir dolar fiyatlarını görebiliyoruz. Tabi beraberinde tekrar düşüşler çekti yani piyasaya ayak uydurdu falan tarzında hareketler yaşadı. Şu anda yeniden 88 sentlere dönüyor. Piyasaya ayak uyduramadıkça muhtemelen 88 pozisyonları hatta kırılımla yine MA50'ye kadar da düşebilir yani bu noktada. O yüzden çok da sürdürülebilir olduğunu zannetmem. TVT alınır mı? Ben çok önermiyorum TVT'yi almayı çünkü yakın zamanda da hacking vakasıyla boğuştu TVT ve hacklenen bir projeyi uzun vadede tutmayı çok ben mantıklı görmüyorum. Büyük güvenlik zafiyetleri olduğunu resmen tescillemiş oluyor bu tarz projeler. O yüzden dediğim gibi ben çok fazla önerdiğim bir olay değildir bunların alınması. Haftanın başında yavaş geçen bir hafta sonundan sonra 27 bin dolardan 28.600 dolara kadar yükselen büyük bir artış başladı. Ardışık reddetme bu sefer neredeyse 1000 dolar daha düşmesine neden oldu. Sonuç olarak Bitcoin şu anda yaklaşık 27.5 binlerde. Buna bir sebep ararsak aramamıza da gerek yok zaten sebebi açıkça ortada. SEC'in ETF'leri reddetmesi, Powell ve diğer Fed üyelerinin beklenen şahin duruşu göstermesi. SEC'in de tabii ki ertelemesi bekleniyordu ama tabii ki acemi trader'a bunu geldi anlat. Nasıl anlatacaksın ki?
Solana, Cardano, Litecoin ve Avalanche'de hafifçe yeşildi. Aslında AVAX yaklaşık %7 arttı ve şu anda 10 doların üzerinde sağlandırıyor. Aynen öyle, şu anda 10,65'lerde. Yine sola baktığımızda bakın solda gayet pozitif. Geri çekilme hareketi yapıyor ama volatiliteli bir şekilde geri çekilme hareketi yapıyor. Buna devam edecektir. Muhtemelen ki bakın ortalama ne yapmış en son? 22 civarlarına kadar bir geri çekilme yapacak. 22 demek çok doğru değil gerçi. 22,66'lara kadar bir geri çekilme ki 4 saatlikte MA50'den bir pampa maruz kalma ihtimali de yüksek bu noktada. Devamında sol şu an alınır mı? Solu da şu anda ben çok almayı önermiyorum. Tabii ya, uzun vade yatırımlarında beklemek istemeyen yine de tabii ki de zarar etmez, ciddi karlar eder. Ama 18.8'lerden zaten alınması gerekiyordu. Mesela 21 dolarlara kadar bir düzeltme yapsa yine çok iyi bir alım fırsatı verir. ADA'dan ve Litecoin'den bahsediyor. Aşağı doğru başka XRP'den falan bahsediyor. Şöyle girip bir göz atalım. Bunları daha detaylı değerlendireceğiz bu arada. ADA'da gördüğünüz gibi 25,57'lerdeki emaili yine bir sıçrama yapmış. Hareketli ortalama üzerinde ADA'nın keyfi yerinde, iyi bir şekilde duruyor. Dolayısıyla bu noktalardan da bence alıma gidilebilir, alım yapılabilir. Çok ciddi bir şekilde istikrarlı. ADA'nın zaten ne kadar yüksek bir fiyat istikrarı olan bir altcoin olduğunu daha önce de konuştuk ve biliyorum. ADA iyidir yani. XRP'ye baktığımızda XRP de 51,7'lere kadar düşüyor. Bakın EMA 200'ü de kırıyor ve tam tamına da nokta atışı bir şekilde şeye kadar bakınız destek noktasına kadar bir düşüş kaydediyor. Şu an muhtemelen bir 52,5'larda 4 saatlikteki saatlikteki hareketli ortalamasını deneyecek gibi gözüküyor. Ve yine büyük bir ihtimalle 51,7 52,65'ler arasında günlükte şuradaki sıkışma hareketini bir süre daha sürdürecek. Bulunduğu noktalardan bence alım yapılabilir. Piyasa açılımında sert dönüşler ihtimali de çok yüksek olacaktır zannediyorum. Litecoin de gayet iyi bir alım noktasında bence. Tam böyle günlükte EMA50'yi almış. Epeydir de güzel bir akümülasyon süreci kaydediyor ki ciddi düşüşler yaptı ve LTC kısa vade fiyatlamalarında çok iyidir. Bence LTC'de şu anda alımlar yapılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.